Değerli izleyenler, Başkent Kulisi'nden herkese iyi geceler diliyoruz. Bu hafta siyasette öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Tabii önemli başlıklar var. Eski AK Parti liderlerinden ve aynı zamanda bakanlarından Babacan'ın bir çıkışı oldu. Yine Davutoğlu'nun da bir çıkışı vardı, söz konusuydu. Siyasette tartışılıyordu. Yeni parti hesapları tabii ki var. Bu kapsamda tartışılıyor. Onun dışında yine kabine söylentileri söz konusu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Büyükşehir Belediye Başkanlarını ağırladı. Aslında önemli bir gelişmeydi. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bu konuların hepsini konuşacağız ama aynı zamanda Diyarbakırlı anne ve babaların evlat nöbeti var. Kararlı bir duruş sergiliyorlar. O duruşu da konuşacağız. Çok değerli bir konumuz var. MAK Danışmanlık Başkanı Sayın Mehmet Ali Kulat, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nereden başlayalım? Babacan'ın çıkışından başlayalım mı Sayın Kulat? Yani şöyle. Sıcak bir gündem. Tabii uzun zamandır tartışılıyordu. Babacan acaba bir medya organına bir açıklama yapacak mı? Ya da kendisi mi çıkıp bir açıklama yapacak? Yeni parti kuruluşuyla ilgili vesaire. Ama Babacan Karar Gazetesi'ne bir açıklama yaptı. Tabii uzun bir açıklama. Yani birçok soru soruluyor. Kendisi de yanıtlar veriliyor ama yine temelde baktığımız zaman kaçamak yanıtlar verildiğini yine gözlemliyoruz. Benim özellikle şu dikkatimi çekti. Ben oradan size isterseniz sözü vermiş olayım. Sonra o açıklamalara ilişkinde özellikle sormak istediğim çok soru var. Sürekli özgürlük vurgusu dikkat çekiyor. Yani insan hakları, özgürlük vurgusu ve mesela bugün Türkiye'nin terörle mücadele ettiği bir dönemdeyiz. FETÖ'yle, PKK'yla, Suriye'nin kuzeyinde ciddi tehditler var. Ama güvenlik konusuna ilişkin bir ifade ararken çok zor buluyoruz gerçekten de. Siz genel vurguları nasıl değerlendirdiniz? Ondan sonra tabii yine alt başlıklarda sorularım şimdi olacak. Şimdi Eray Bey şöyle, Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yıllık iktidarında Türkiye'nin fiziki altyapısıyla ilgili büyük adımlar attı. Yani çok seyahat ediyoruz. Sizler de zaman zaman işte doğal olarak işte bir sürü yerlere gidiyorsunuz. Bir sürü insanla görüşüyorsunuz. Türkiye yol, tünel, altyapı, işte hastane, adliye binası, havaalanı, işte İstanbul'da Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. Köprü, 3. Havalimanı gibi Türkiye'nin hemen hemen her yerinde önemli ölçüde altyapı meselelerini ifade etti. Yani yaptı bunları, tamamladı büyük oranda. Bugün bir siyasi hareket yeni doğarken kalkıp altyapı vaatlerinde bulunsa zaten çok karşılık bulmaz. Çünkü bunlar yapıldı. Önümüzde bir seçim, yani geçmişte yaşanan bir seçim örneği var. İşte en son İstanbul seçimi. İki aday çıktı karşımıza. Bu adaylardan bir tanesi İşte 3. köprüyü yapmış, 3. havalimanını yapmış, Marmaray'da imzası var, Avrasya Tüneli'nde şöyle ya da böyle imzası var, İstanbul'da bir sürü. Karşısında böyle hiçbir iddiası olmayan ama iddiaları daha çok soyut kavramlar üzerine yoğunlaşmış, işte sevgi, güzel, her şey güzel olacak gibi bir kısım soyut söylemler üzerine kurgulu bir aday çıkmış ve bu aday daha önce bilinen bir aday olmamakla birlikte çok daha bilinen ve Türkiye'de başbakanlık yapmış bir ismi yenebilmekte hem de farklı yenebilmekte. Bu bize bir şey gösteriyor doğal olarak. Yani Türkiye'de altyapı vaatlerinin çok büyük bir etkisi en azından şu anda bir doyum alanı oluştuğu için yani onları tekrar vaat etmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla ben Ali Babacan'ın da bunu gördüğünü, görebildiğini, en azından o ekibin bunu görebildiğini, bunların üzerine çok yoğunlaşmadığını düşünüyorum. Daha soyut kavramlar. Yani Türkiye'de eksikliği herkes tarafından daha çok hissedilen, belki 18 yıllık iktidarın bir nedenle ihmali ya da yeterince yerine getiremediği daha soyut kavramlar, işte özgürlüktür, adalettir, insan haklarıdır vesaire gibi kavramlar üzerine yoğunlaşan bir söylem geliştirmeye çalıştıklarını görüyorum. Şimdi bunu Sayın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmemde de, Sayın Ahmet Davutoğlu'yla olan görüşmemde de bunlarla kısa süre içerisinde görüşmelerim oldu. Daha başka bu isimler, yani Babacan'la ismi anılan isimlerle ya da Davutoğlu'yla ismi geçen isimlerle de bizi davet edip görüştüğümüzde benzer ifadeleri kullandıklarını gördüm. Şimdi tabii bir şey çok zordur. Siz hem
güvenlik stratejileri üzerine yoğunlaşan bir parti politikası inşa edip aynı anda özgürlükleri söylediğinizde bunları kitlelerin anlaması zordur. Yani karmaşık bir anlam gelişir. Siyah ve beyaz kadar net bir alanda değilsinizdir. Gri bir alanda dolaşmaktasınızdır. İşiniz zorlaşabilir. Bunun için bence Sayın Ali Babacan'ın çalışmasını örgüleyen, kurgulayan yapı daha çok, yani beraber çalıştığı, onların kampanyalarında işin içerisinde olan insanlar büyük bir ihtimalle bunu düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Yani ben de şuna çok şaşırıyorum, muhtemelen sizler de şaşırıyorsunuzdur. Yeni bir siyasi parti kuruluyor. Bu parti iddialı bir kuruluş. Çünkü Türkiye'de başka partiler de bugüne kadar çok kuruldu. Hem bir büyük iddianız var, hem de lider odaklı bir ülke olan Türkiye'de siz lider odaklı bir hareket olarak çıkmıyorsunuz. Hatta bugüne kadar lider ekranların önüne çıkıp hiç konuşmamış. Buna karşılık bir istifa dilekçesi ve işte en sonda bir gazeteye verilen bir beyanat üzerinden şu anda herhalde bir sürü televizyonlardaki tartışma programlarında biz bu isimlerin üzerinde konuşuyoruz. Yani ortada aslında somut da bir şey yok, çok da fazla. Şimdi dolayısıyla karşımızda gerçekten böyle bir fotoğraf var. Ancak bir iki de somut süreç gelişmeye başladı. Bu süreçlerden bir tanesi şu. İşte AK Parti'nin üye listesinde ciddi bir erime olduğu gündeme geldi. Biliyorsunuz, basında gördük. Ya böyle iddialar var. Sizce gerçeklik payı var mı? Tabii var. Yani ne kadarlık şöyle, bir erime şöyle, bahsediyoruz? 11 milyonluk bir üyeniz varsa ve siz 10 milyona düşmüşseniz 1 milyon üyeniz yok demektir. Bunların içerisinde doğal nedenlerle işte vefattır, başka bir şeydir, ayrılan insanlar varsa bile bu düzeyde olmaz mesela. AK Parti'nin son dönemdeki üye yapma kampanyalarına rağmen 1 milyon bir düşüşünüz varsa bunu iyi okumak gerekir. Bunu nasıl okumak gerektiğini de söyleyeyim. Bana göre üye düşüşünde Babacan ekibinden daha çok Davutoğlu ekibi etkili oluyor. Benim gördüğüm. Teşkilatlarda daha mı etkili Davutoğlu? Tabii. Şundan kaynaklı o. Yani Davutoğlu Türkiye'de tabii başbakanlık yaptı. Hem de çok eski değil onun başbakanlığı. O dönemde Türkiye'deki bütün il ve ilçe yöneticileri büyük oranda değiştirilmişti. Dolayısıyla Davutoğlu'ndan sonra da Davutoğlu ile çok yakın olan il başkanları bir şekilde görevlerinden ayrıldılar. Yerine yeni isimler geldi. O isimler de şu anda önemli ölçüde Davutoğlu ile hareket ediyorlar. Mesela Ankara'da Nedim Yamalı, İstanbul'da Selim Timurci gibi pek çok isim böyle beraber hareket ediyorlar. Timurci dedim yanlışlıkla. Dolayısıyla böyle başka illerde de başka il başkanlarının beraber hareket ettiklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu parti içerisinde bir sorun olarak görüyor. Şimdi ortada tabii Babacan'ın yaklaşım tarzlarındaki soyut yaklaşımı, siz onu sorduğunuz için söylüyorum. Türkiye'de tabii o alanda da Eray Bey ciddi bir boşluk var. Yani tamam, güvenlik Türkiye açısından çok önemli. Türkiye'nin bir beka sorunu var. Yani seçimde kullanılan beka anlamında söylemiyorum. Daha kalıcı bir beka anlamında. Ama Sayın Kulat, sanki bu beka sorunu sizin de ifadenizle sanki görmezden gelemesin. Gelirlerse toplum bunu buna karşılık vermez. Neden? Çünkü bu beka sorunu ciddi bir sorun. Bu bir siyasi bir sorun değil. Yani Türkiye'nin iç politika malzemesi yapamayacağı kadar büyük bir sorun. Çünkü Türkiye ateş çemberinin içerisinde, işte Amerika habire şey getiriyor. Karşımızdaki PKK terör örgütünün dış uzantılarına habire işte silah getiriyor, mühimmat getiriyor. Bir yani taraftan görmezden gelemeyecekler mi kesin, diyorsunuz? Kesin gelemezler. Böyle bir şey yapmaya kalkarlarsa toplumsal karşılıkları olmaz, onu söyleyelim. Bu bir yerel seçim gibi değil. Yani siz İstanbul seçiminde, Ankara seçiminde bunu söyleyebilirsiniz ve karşılık bulabilirsiniz. İki isim için söylüyorsunuz bunu değil mi? Her ikisi için de söylüyorum. Her ikisi tabii. için. Yani Türkiye'de siyaset yapacak hiç kimse için. Siyaset yapacak kişiler, Türkiye coğrafyası itibarıyla Amerika'da ve Avrupa'daki Yeşiller Partisi gibi tatlı su siyasetini yapılabileceği bir ülke değil. Olsa bile o partiler %2'ler, 3'leri geçemeyecek partiler olarak kalır ve toplumsal karşılıklar inşa edemezler. Evet. Türkiye bütün fertlerinin askere gittiği bir ülke. Yani şimdi bedelli medel ama sonuçta zorunlu askerliğin olduğu bir ülke. Türkiye sonuç itibarıyla çocukluğundan itibaren insanların belli hassasiyetlerle büyüdüğü bir ülke.
Türkiye etrafı yangın yeri olan bir ülke. Türkiye'de siz bunlara gözünüzü kapatamazsınız. Ama işte Babacan diyor ki, şunu soruyorlar. İşte yeniden bir çözüm süreci mümkün mü şeklinde bir soru var. Ve şu yanıt veriyor. Duygusal kopuşlar var diyor. Sertlik politikalarıyla bunu çözemezsiniz diyor. Yani aslında kapıları kapatmayan bir açıklama, çözüm süreci. Ben aynı açıklamaları Sayın Bülent Arınç'tan da duydum sanki ya. Yani son açıklamalar. Evet, ona tabii yani Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak konuşuyor Bülent Arınç. Yani Bülent Arınç sadece kimliksiz ve kartvizitsiz bir değerlendirme yapmıyor. Dolayısıyla yani o değerlendirmelerden, Bülent Arınç'ın değerlendirmelerinden Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisinin olmadığını söylemek siyaseti bilmemek olur. Ama AK Parti'nin bütünüyle görüşlerini de yansıttığını da söyleyemeyiz. Bülent Arınç'ı siz... Ben öyle düşünmüyorum. Ben bütünüyle de görüşlerini yansıtabilir diye düşünüyorum. Ama bu bir süreçtir. Yani Bülent Arınç AK Parti siyasetinin çok dışında bir isim değil. Şu anlamda çok dışında bir isim değil. Oğlu milletvekili. Kendisi de en üst noktalarda birisi. Yani dolayısıyla Cumhurbaşkanı'yla yakınlığı biliniyor. Dolayısıyla yani belki şu olabilir. Ben o klasik bildiğimiz anlamda bir çözüm süreci değil ama Türkiye'de farklı bir kısım adımlar atılabilir diye düşünüyorum. Yani atılsın anlamda söylemiyorum. Kişisel kanaatimi söylemiyorum. Buradaki değerlendirmeler bize bu izlenimi veriyor doğrusu. Yani siz de şunu mu söylüyorsunuz? AK Parti sertlik politikalarından uzaklaşabilme eğiliminde diye söylüyorum. Eğiliminde. Ama tabii bunu klasik çözüm süreci anlamında söylemiyorsunuz. Ama ben direkt onu sordum aslında. Yani yok. Babacan'a yöneltilen soru da oydu direkt. Ama şöyle. Orada da net bir açıklama yapmıyor. Örneğin bir AK Partili'ye biz çözüm süreci tekrar mümkün dediğimizde hemen kapıları kapatan Eray bir şöyle, açıklama yapabilir. Şu anda o dün başarısızlıkla bitmiş çözüm sürecini Türkiye'de bir kere daha aynı şekilde söylemek ülkeye ihanettir. Önce onu herkesin bir kabul etmesi lazım. Yani ülke yangın yerine döndü. O dönemi çok böyle içinde yaşamış 6-7 Ekim olayları işte ardından Yasin Börü'nün ve arkadaşının şehit edildiği o şeyi. Ben işte 2 hafta önceydi bir Batman'a gitmiştim bir program dolayısıyla. Yani o dönemi yaşamış insanlar işte Batman'da ve farklı illerde bize o günleri anlatırken o bölgenin insanları Allah bir daha göstermesin ifadelerini kullanıyorlardı sürekli. Bu kimsenin arzulayabileceği bir şey değil. Zaten sosyolojik olaylar Eray Bey birebir tekrarlanmaz. Yeni konjonktürel şartlarla yeni şekli ortaya çıkar. Çıksın çıkmasın ayrı mesele. Yani o ayrı. Evet. Ama devlet bir güvenlik politikasıyla da bir müktesebat elde etti. Bunu da kaybetmemek lazım. Yani bir mevzi yakalandı şu anda bölgede terör örgütünün yani kimse kusura bakmadı, kıkı çıkmaz hale getirildi. Bu saatten sonra yeniden terör örgütünü iştahlandıracak, canlandıracak, diriltecek, ona işte bir hayat soluğu sunabilecek kimsenin böyle bir şeyin de içine girmemesi gerekir. Girmeyeceğini ama düşünüyorum. Ama Sayın Kulat, işte yani Babacan ve Davutoğlu konusunda böyle çekinceler var. Yani eğer Davutoğlu başa gelirse ya da Babacan başa gelirse Türkiye'yi o güvenlikçi politikalardan uzaklaştırmak ve yeniden örneğin PKK ile mücadeleden dönüp çözüm sürecine mahkum etmek, işte tekrar Avrupa Birliği konusunda bazı adımlar atmak, Türkiye'nin terörle mücadelesine taviz vererek. Şimdi mesela NATO konusu, Babacan şimdi NATO açıklamasına bakıyorum Sayın Kulat. Yani aynen aktaracağım. Diyor ki Türkiye'nin kazanmış olduğu anlaşmalar var diyor. Elde edilmiş kazanımları var diyor. Bunlardan birisi de yani doğrudan NATO demiyor ama çok belli, net. Ve biz bu kazanımların risk altında olduğunu görüyoruz ve bu bizi tedirgin ediyor diyor. Yani şimdi Türkiye'nin Avrasya ülkeleriyle son dönemde ciddi ilişkileri olduğunu görüyoruz. Ve NATO'nun işte yani bunu doğrudan ben söylemiyorum aslında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı dedi ki 15 Temmuz darbe girişiminde Amerika'nın rolü var dedi. NATO'nun rolü var yani dedi. Yani onu görmek için çok bir şey bilmeye gerek yok. Tabii bizzat kendisi yani söyledi. Ama şimdi bu Babacan'ın açıklamaları açıkçası bazı kesimleri tedirgin ediyor. Yani biz de konuştuğumuzda bize bunu söylüyorlar. Ben o yüzden size özellikle sormak istiyorum. Hayır şunu söyleyelim yani bakın. Yani Babacan'ın iktidar olması... Hayır şunu diyeyim yani iktidar olup olmaması tabii önce bir parti kursunlar kimler var tabii, onları bir görelim ama. Ama ben burada bir şey söyleyeyim. Şimdi biz bir gençlik araştırması yaptık ve gençlere bir soru sorduk. Dedik ki bir başka ülkede yaşamak ister misiniz? Bakın
oraya gidip bir kursa gitmekten, bir işte eğitim almaktan falan bahsetmiyorum ya da tatile gitmekten bahsetmiyorum. Yani bundan sonraki hayatınızda bir başka ülkede yaşamak ister misiniz? 14-28 yaş grubuna sorduğunuzda toplumun yarısı bir başka ülkede yaşamak istiyor. Bakın ilginç bir şey söylüyorum. Bu 14-28 yaş grubu ya da 14-30 yaş grubundaki bu çocuklar, yani Sayın Cumhurbaşkanı 1 milyon, 1,5 milyona yaklaşan İmam Hatipli çocuklardan falan da bahsediyor ya, haklı olarak, çünkü bir emek var orada. Şimdi bu çocuklar gidip mesela bu hangi ülkede yaşamak istersiniz diye sorduğunuzda Mekke'de, Medine'de, Arabistan'da, Kuveyt'te, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, İran'da yaşarım ya da Azerbaycan'da yaşamak istiyorum demiyorlar. Herkesin bunu çok iyi görmesi lazım. Bu insanlar Zürih'te, Paris'te, Londra'da, New York'ta yaşamak istiyorlar. Yani rol model olarak insanlarımıza yıllar içerisinde sunulan bir dünya var. Evet. Bu dünyadan siyasiler de nasiplerini alıyorlar doğal olarak. Yani Avrupa Birliği müktesebatı diye ifade edilen, yani oradan kazanımlar diye ifade edilen konular, keşke Avrupa Birliği'ne gerek olmaksızın bizim insanlarımıza, bizim siyasetçilerimiz tarafından normal şartlar altında verilebilseydi. Ama bunları vermek yerine biz kendi insanlarımız üzerinde, bizim siyasi kurumlarımız, devlet kurumlarımız yıllarca kendi insanlarımıza şu ya da bu saikle, şu ya da bu nedenle çok baskıcı, çok totaliter bir yapı oluşturdular. Ve bu oluşturdukları yapı sonuçta insanlarımızın yarınları açısından çok mutlu olmak yerine mutsuzluğunu beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği sürecinde biz ne elde ettik, ne kaybettik? Evet, kaybettiğimiz şeyler var bana göre. Ciddi ciddi konuşabiliriz bunları. Yani aile kurumu çok büyük zarar gördü. Gençliğin işte batı karşısındaki hayranlığıyla geldiğimiz nokta ortada. İşte ahlaki değerler noktasında, dini değerler noktasında bir fotoğraf var önümüzde. Elbette tek nedeni bu değil ama böyle nedenler var. Ama bir de bir kısım insanlarımızın elde ettiği haklar var bu süreç içerisinde. Bizim kendi insanımıza çok gördüğümüz, ancak Avrupalının dayatmasıyla bizim insanlarımıza onu verebildiğimiz bir kısım haklarımız var. Şimdi ben tabii Babacan'ın bu konudaki yani zihin bilgisini ya da zihin algısını çok bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla bize de gelen, arayan, görüşen yabancı misyon şefleri, büyükelçiler bu iki yeni doğan hareket içerisinde Babacan'ın hareketine kredibilite açmış durumdalar. Onu görüyorum ben. Evet. Ama bunu şu nedenle, ama bu nedenle açmış durumdalar. Yani Amerika Büyükelçiliğinden gelenler de, İngiltere Büyükelçiliğinden gelenler de ya da söylemlerinde de buraya bir destek de demeyelim ama yani bir olumlu baktıklarını söyleyebiliriz. En azından böyle bir algıları var. Mesela Davutoğlu'ndan daha fazla böyle bir olguyla bakıyorlar. Şimdi tabii burada mesele şu. AK Parti'nin şu anda geldiği nokta da bir sürecin sonrasında gelinen bir nokta yalnız. AK Parti çözüm sürecini AK Parti yaptırdı tabii. Yani sonuç itibariyle. Tabii, tabii. Sevabıyla, hatasıyla. Evet. Niyetler başkaydı, ortaya bir başka durum çıktı vesaire. Yani bugün kayyum olarak bir valinin atanmasıyla görevden alınan Ahmet Türk, dün hakkında bir sürü güzellemeler yapılan, cezaevinden çıkması o güzellemelerle sağlanan bir isim sonuçta. Öyle değil mi yani, o günleri unutmadık. Bülent Arınç hala yapıyor. Yani işte onu anlatmaya çalışıyorum sonuç itibariyle. Devlet Bahçeli'nin de Ahmet Türk'le ilgili konuşmaları var. Çok değil yani, birkaç yıl öncesine evet. ait. Dolayısıyla ortada, bakın yani siyasi değerlendirmeleri, mülahazaları biraz farklı yapmak lazım. Yani siyasette zamanın ve zeminin şartlarına göre bazı şeyler değişebiliyor. Şununla hemen bitireyim bu soruyu, buyurun, yani buyurun. Süreci uzatmamak açısından. Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik devletin güvenlik politikalarının çok başarılı ve faydalı olduğu konusunda bölge insanlarının da genel bir kanaat olduğu kanaatindeyim. Yani ben onu izlenim evet. bir araştırmacı olarak görüyorum. Bölgeye de zaman zaman giden birisi olarak görüyorum. Ancak bölgede devlet de çok büyük altyapı işlerini çözmüş durumda. Yani şu anda Zonguldak'ta ne varsa
Bilecik'te ne varsa ya da Muğla'da ne varsa deniz hariç Güneydoğu'ya hepsi götürülmüş. Yani yollar yapılmış, hatta daha ileri yapılmış, hastaneler yapılmış, kamu kurumları taşınmış, kanalizasyonlar, parklar vesaireler. Türkiye ortalamasıyla kıyaslandığı zaman hatta pozitif ayrımcılık yapılarak bölgeye yapılmış. Bunda hiç kimsenin itirazı yok. Ancak tabii böyle bir süreçte toplumsal bir restorasyona ama gönüllerde bir restorasyona ciddi bir ihtiyaç var. Bu restorasyon ise yani adı çözüm süreci vesaire şeklinde yıpranmış bir kelime yerine yeni bir kavram üzerinden de inşa edilebilir. Ama tekrar söylüyorum, asla güvenlik politikalarından taviz vererek bölge insanını tekrar terörün ve yabancı entelijansiyanın kucağına atmadan bu yapılmalıdır. İşte Diyarbakır'da siz hani başta ifade ettiniz. Evet. Diyarbakır'da devam eden annelerin, babaların, halaların, teyzelerin kaçırılmış çocuklarını kurtarma adına feryatlarının yükseldiği bir atmosferde kimse o bölgedeki sorunları da yatsıyamaz, yok sayamaz. Terör örgütünün hala bölgedeki varlığını da kimse her ne kadar başını kaldıramıyorsa da şu anda bölgede hala bir etkinliğinin olduğunda kimse yok sayamaz. Onu da belirtmiş olalım. Diyarbakırlı anne ve babalara değindiniz. İsterseniz şimdi onunla ilgili bir soru sorayım. Yine tabii Babacan'la ilgili sorularıma döneceğim. Bu sizce diğer siyasi partiler için Sayın Kulat bir samimiyet testi mi? Yani şu yüzden de soruyorum. Şimdi çok konuşuldu. Yani İmamoğlu işte görevden alınan belediye başkanlarını ziyarete gitti. Ama orada Diyarbakırlı anne ve babaların bir isyanı var. Bir evlat nöbeti içerisindeler. Bugün 9. gün oldu zannedersem, yanılmıyorsam. Ve bu devam edecek. Ama oraya dönük özellikle ana muhalefet partisine baktığımız zaman merkezden bu nöbeti sahiplenen ve oraya desteğe giden bir tavır göremiyoruz. Şöyle. Bu da eleştiriliyor açıkçası. Sizin görüşünüz şöyle, ne? Son 3 günde 3 tane özel önemli CHP siyasetçisiyle görüştüm. Evet. Yani kendilerinin davetiyle. İşte 3 gün önce Mansur Yavaş'ı ziyaret etmiştim. Bir hayırlı olsun ziyaretiydi. Ankara'da bir firma olarak, doğal olarak olması gereken bir şeydi. Sonra Muharrem İnce Bey aradı, onunla bir buluştuk. Bu genel anlamda siyaseti konuştuk. Dün de davet üzerine Ekrem İmamoğlu'na gittim İstanbul'da. Hı. Kendisi işte bir ayrıntılı görüştük. Bu soruyu kendisine de sordum. Ne yani sizin soracağınız soru. Yani o meseleye şöyle bakıyor. Diyarbakır'a gitme meselesinin HDP'ye destek gibi algılanmasını kendi beyanları içerisinde söylüyorum. Çok böyle bir niyetinin olmadığını ama kayyum atanmasını doğru bulmadığını, demokrasiyle gelenlerin demokrasiyle gitmesi gerektiği gibi genel bir politika düşündüklerini söylüyor. Zaten oraya gidişinden partisinin yetkili kurullarının da bilgi sahibi olduğunu, o bilgi dahilinde gittiğini ifade ediyor. Önce onu bir belirtmiş olalım. Bunun dışında yani annelerin oradaki durumuna üzüldüğünü, annelerin oradaki durumuna üzüldüğü derken daha çocuğu kaçırılmış insanların durumu Ekrem İmamoğlu'nu da, beni de, herkesi de, sokaktaki herkesi de üzmeli, üzer zaten. Tabii. Ama çözüm yerinin hani bir alternatif olarak, bir sosyal politika olarak doğru bir hamle olsa bile bu çıkışın, bunun yeterli bir adım olmadığını, daha başka şeyler yapılması gerektiğini söylüyor kendisi de. Tabii bunlar nelerdir? Çok özel bir konu olmadığı için, yani benim oradaki ziyaretimin nedeni bu konu olmadığı için çok fazla bu konuya girmedik. Ama kendisinin mesela oradaki annelerle ilgili yani açıklama falan yapmasına muhtemel görüyorum. Bu arada onu da söylemiş olayım. Yani bugünlerde bir açıklama yapabilir. Yani geçen günlerde bir soru sorulmuştu. Yani Sayın İmamoğlu çok kısa bir yanıt verdi ona. Yani ama özel bir açıklama yapacak mı? Yapabileceğini düşünüyorum ben. Evet. Yani toplumsal bir beklenti olarak. Ama şunu öncelikle kabul etmek lazım. Yani hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş tabii şöyle bir zorluk yaşıyorlar. Yaklaşık 30 yıla yakındır partilerinin dışında bir partinin, ki Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da ilk belediye başkanlığından bugüne sayarsak bir süreçte iktidar partisi tarafından yönetilen bir bölgede
belediye başkanlığı almış durumdalar. Evet. İşleri çok kolay değil bu anlamda. Ha, bir yönüyle de çok kolay. Çünkü bu şehirlerin altyapılarını büyük ölçüde AK Parti tüm Türkiye yaptığı gibi bu bölgelerde de büyük oranda yapmış durumda. Tabii eleştiriler dikkate alıyorlar. Aldıklarını ifade ediyorlar. Tabii bunda ne kadar başarılı olacaklar bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü hamlesi kesinlikle son derece doğruydu, gerekliydi, ihtiyaçtı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'na davet etti. Birisi yurt dışındaydı, geri kalan 29'u katıldı. Ve program sonrasında o ilk başta Ekrem İmamoğlu'na hedef aldığı düşünülen konuşma dışında genel itibariyle bütün basında da CHP'ye yakın basın ve CHP'li yetkililer dahil olmak üzere herkes bu katılımın da Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu mesajında duruşunu çok beğendi. Çünkü bu sadece Cumhurbaşkanı'nın 30 tane Büyükşehir Belediye Başkanı'nı toplayıp onlara talimat verdiği bir toplantı ya da onlara parantez içi bir ifade olarak söylüyorum. Nutuk çektiği bir toplantı değildi. Sayın Cumhurbaşkanı hem kendisi dinledi hem bütün bakanları oraya getirdi. Politika kurullarının başkan vekillerini oraya getirdi. Dolayısıyla hatta bir WhatsApp grubu kuracaklar. Bu WhatsApp grubunda sorunlar üzerinde yani herkes bilgi sahibi olacak ya da bilgilendirilecek. Bu ülke açısından güzel bir şey. Hatırlayın sizin programlarınızda da geçmişte konuşmuştuk. Evet. Türkiye'de mutlaka olması gereken Sayın Cumhurbaşkanı ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, 82 milyonun Cumhurbaşkanı. Yani hani davet etmek şeklinde de olabilir, gitmek şeklinde de olabilir. Bunu da yaptı biliyorsunuz. Bütün partilerin, İYİ Parti Genel Başkanı hariç hepsi katılmışlardı. Bir Türkiye fotoğrafı verilmişti Samsun'da. Bunun benzerlerinin tekrarı Türkiye'de tansiyonu düşürür. Dışarıya karşı, bizi sevmeyen düşmanlarımıza karşı, tabela üzerinden stratejik ortaklarımız olsalar bile ortaklıklarının hep kendilerine çalıştığı dünyaya karşı da önemli bir mesaj olması açısından ben önemsiyorum. Türkiye'nin elbette yerelde problemleri var, Türkiye'nin genelde problemleri var, iç problemleri var. Ama Türkiye'nin bütün bu problemlerini aşacak bir iradesi de var. Bu iradeyi gösterebilme adına Sayın Cumhurbaşkanı toplantısı çok önemliydi. Belediye başkanları zaten bu toplantıya katılırlar, katıldılar. Ama orada düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortamı bulmuş olmaları da kesinlikle çok çok önemliydi. Elbette bu bakanlar kurulu gibi 15 günde bir ayda bir falan olacak bir şey değil. Ama bunların bir şekilde sıklıkla yapılması gerekiyor. Artık yani biz gazeteleri aldığımızda havaalanında başbakan falan yerin belediye cumhurbaşkanı falan yerin belediye başkanına tokalaştı mı tokalaşmadı mı yüzü o sırada o tarafa mı dönüktü başka tarafa mı bakıyordu ya da belediye başkanının yüzünde bilmem ya bu haberleri bizim açmamız gerekiyor. Bunlar iş değil. Ülkede bir sürü sorun var. Vatandaşın bir sürü problemi var. Vatandaş sorunlarını çözecek siyasi iradeleri bekliyor. Cumhurbaşkanı burada yılların tecrübesiyle bir belediye başkanlığı kökenli bir siyasetçi olmasıyla bir kere daha iradesini gösterdi. Bugün çizmiş olduğu fotoğraf çok net olarak söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bir fotoğraftı ve kesinlikle bunların arkası gelmeli. Birkaç gün içerisinde muhtemel ki geri kalan 51 ilin de belediye başkanlarını toplayacaktır. Ağırlayabilir. Ağırlayabilir tabii. Bunun dışında başka şeyler yapılmalıdır. Türkiye'de sorunlu alanlar var. İşte iş dünyası şu anda sorunlu. İş dünyasını genel itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı çağırmalıdır. Onlarla, onların çözüm önerilerini onlardan da dinlemelidir. Ki bugün yapmış olduğu konuşmasında söylediği talimat olarak verdiği, bakanlara talimat olarak verdiği şeylerde ben satır arasında şunu okudum. Yani bir belediye başkanından size bir problem geliyorsa, bu problem yani çok zor bir şeyse bana gelmeden çözülebiliyorsa lütfen çözün. Bunu çözerken de AK Partili belediye diye farklı, CHP'li belediye diye farklı, MHP'li belediye diye farklı davranmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı olduğunuzu unutmayın hassasiyeti içerisinde verilmiş bir mesaj olduğunu düşünüyorum ve ülkem adına çok önemsiyorum bunu. Evet. Şimdi adli yıl açılışı da oldu mesela. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu gitti. Şimdi siz özellikle yani bu haberleri aşmamız lazım dediğiniz için soruyorum. Yani bunun üzerinden de yani Türkiye Barolar Birliği
ciddi bir şekilde hedef alındı. Özellikle doğru. Muhalefet tarafından. Yani yerel, bunun da yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle yanlış. Yani Türkiye'nin bir adalet sorunsalı var. Herkese lazım bir sorunsal alan var ortada. Türkiye'de yığılmış dosyalar var. Sizin programınız ve bu hafta katıldığım başka televizyonlarda da çok yüzlerce kere ifade ettim ben. Başkaları da etti. Sizler de ediyorsunuz. Bu soruna hepimiz şahit oluyoruz. Cezaevleri doluluk oranıyla %200'lerde. Diğer davalar yine öyle. Ceza davaları çok uzun sürüyor vesaire. Türkiye'nin her şeyden önce güvenilen bir adalet sistemine ihtiyacı var. Olabildiğince hızlı buna ihtiyacı var. Herkesin bu anlamda elini, gönlünü bu işin içine koyması lazım. Hani özürlü vatandaşlarımız için kullanılan bir tabir var. Herkes özürlü adayıdır diye. Herkes Türkiye'de adalete muhtaç olma adayıdır. Bir şeyle muhatap olabilirsiniz yarın. O gün geldiğinde hepimiz buna ihtiyaç duyacağız. Olabildiği kadar adalet konusunda herkes, bütün taraflar görüş ortaya koymalı. Bakın adalet strateji belgesi birkaç gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz gündemine gelecek. O sırada muhalefetin lütfen yani bütün milletvekillerinin işini gücünü bırakıp zaten arkadaşlar çok uzun tatil yaptılar. Kusura bakmasınlar. Milletin beyanı olduğu için söylüyorum. Yani şu anda herkesin oradaki her madde için destek veren bir şey yapması lazım. Şimdi mahkum yakınları bana yazıyorlar. Diyorlar ki işte hemen işte açıldığı gün af çıksın, açıldığı gün çözülsün. Bundan bahsetmiyoruz. Mesele af çıkarmak meselesi de değil. Siz af çıkarırsınız, 6 ay sonra yeniden doldurursunuz cezaevlerini. Adalet sisteminin olabildiğince herkese aynı uzaklık ve yakınlık içerisinde davranabilecek hale gelebileceği bir döneme Türkiye'nin girmesi gerekir. Siyasi baskılardan olabildiğince arınmış bir adalet sisteminin olması gerekir. Olabildiği kadar şeffaf bir adalet sisteminin, hızlı bir adalet sisteminin olması gerekir. Bu konuda da milletvekilleri maddeler tek tek görüşülürken, şu anda elimizde bir taslak var. Var olan bu taslaktaki eksikleri görerek meseleyi çözmesi gerekir. Adalet konusundaki çözümün sadece avukatların 15 yıl, 10 yıl neyse kaç yıl avukatlık yapıyorlarsa ondan sonra yeşil pasaport alabilecekleri, VIP kullanacaklar bir konu olmadığını herkesin bilmesi gerekir. Türkiye'nin gerçekten çok büyük sorunları var. Var olan bu yapısal sorunları çözme adına bu yeni partiler için de geçerli. Onların da bu konularda toplumun sorunlarına uygun çözüm üretmesi gerekir. Şunu söyleyeyim, çok uzattığımın farkındayım ama ayrıntılı olduğu için söylemem gerekiyor. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı bugün belediye başkanlarını topladı. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de vasat yani orta, eğitim anlamında orta, sosyal anlamda orta, Türkiye ortalamasına uygun bir ortadan bahsediyorum. Yani zeki insanları olmasın ya da çok alt düzeyde insanlar olmasın anlamda söylemiyorum. Türkiye'nin ortalaması neyse, kadın erkek dengesine dikkat ederek, yaş aralığı dengesine dikkat ederek, gençlerin, yaşlıların falan olduğu, 81 ilden 81 kişiyi çağırsa böyle. Bakın. Ve bunlara iki soru sorsa. Dese ki, size göre şu anda ülkemizin sorunları nelerdir? Birinci soru. İkinci soru. Size göre ülkemizin bu sorunlarını çözmek için sizin aklınıza gelen çözüm önerileri nelerdir dese. Ancak bu 81 kişinin bir özelliği olacak. Olmazsa olmaz. Bunların ihale işi olmayacak. Kızının tayini, oğlunun terfisi işi olmayacak. Bunlar yurdum insanı, Türkiye ortalaması. Yani içerisinde Hakkari'li olacak, Edirne'li olacak, Sinoplu olacak, Hataylı olacak, Maraşlı olacak, nereliyse. Bu 81 insanı toplayacaksınız. Bunlara soru soracaksınız. Soru da iki tane. Bizim ülkemizin sorunları nelerdir? Sizin aklınıza gelen çözüm önerileri nelerdir? İnanın stratejiste ihtiyaç yok. İnanın baş danışmanlara ihtiyaç yok. İnanın yani baş danışman veya kimseyle bir derdim olduğu için söylemiyorum. Bu 80 insan size bu çözümü söylerler. Biz Eray Bey bu hafta Edirne'de anket yaptık. Güneydoğu'da birkaç ilde anket yaptık. Doğu'nun en ucunda bir anket yaptık. Yani ilginç, tamamen tesadüf diyelim. Bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz şu anda. Bir taraftan da Mersin taraflarında bir bölgede bir anket yaptık. Bakın Türkiye'nin farklı bölgeleri. Herkesin söyledikleri üç aşağı beş yukarı aynı şeyler. Bunlar Amerikalıların, Avrupalıların
arama konferansı dediği şekilde bir alana toplanacak bu 80 tane, 81 tane vatandaş. Bunların görüşlerini alacaksınız. Telefon falan koydurmayacaksınız içeriye. Ne diyorsun kardeşim diyecek. Özgür ve hür burada konuşabilirsin. Burada söylediğin her şey burada kalacak diyeceksin adama. Adam önerilerini söyleyecek. O öneriler dikkate alınacak. Türkiye'nin meselesi çözülür. İnanın Türkiye'nin meselesi zannedildiği kadar derinlikli meseleler değil. Elbette zor. Zor bir ülkedeyiz, zor bir coğrafyadayız. Sorunları çok ama sorunların çözümü var. Ama sorunların çözümleri var. Çünkü Türkiye insanı çok şerbetli, darbe aşmış bir ülke. Darbeler aşmış bir ülke. Bu ülke başbakanlarını vermiş ama geriden bir daha vermeyecek hale gelmiş. Bu ülke bir sürü farklı zorluklar yaşamış. Yani biz artık bu saatten sonra sabahleyin kalktınız 6 lira olan dolar işte 9 lira oldu. Bir şey olmuyor bizim insanlarımız. Alıştık biz bunlara. Şimdi ama asıl mesele şu. Hani klasik bir örnek anlatılır. İki tane top çok yüksek bir binanın bir gökdelenin tepesinden aşağıya atıldığında toplardan birisi demirden yapılmıştır yere çakılır kalır. Birisi lastikten yapılmıştır yere değdiği zaman çok daha yukarıya sıçrar. Türk milleti bu anlamda zorluklardan yeni çıkış yollarını bulabilme kabiliyeti çok yüksek bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanı da bugüne kadar kriz yönetme konusunda çok maharetli. Türkiye'de farklı siyasi partilerin üstelik düne kadar farklı yerlerde duran siyasi partilerin de bazen bu anlamda bir araya gelmesi çok mümkün oluyor. Yani kabul edin şu anda işte Ulusal TV'deyiz. Vatan Partisi'ne yakınlığıyla biliniyor. Vatan Partisi'nin düne kadarki AK Parti karşısındaki duruşu bugünkü duruşu. MHP'nin düne karşı duruşu bugünkü duruşu. Niye? Ortaya bir beka meselesi çıkmış. Devlete ait bir bekadan bahsediyorum. Ülkenin yarınları açısından bir durum. Ve orada vatanını milletini seven insanlar bir araya gelebilmişler. Yani en azından iddiaları bu yönde olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla demek ki Türkiye toplumu çok rahat farklı kesimlerin bir araya gelebildiği bir ülke. Bizim bunu bir değere dönüştürmemiz gerekiyor. Bundan yararlanmamız gerekiyor. Evet. Davutoğlu ve Babacan konusuna isterseniz tekrar dönelim. Tabii öncelikle şunu sorayım. Takvim konusunda çok net söyleyeyim. Ekim ayı içerisinde. Kasım Aralık deniyor. Yani şöyle. Burada farklı konjonktürel gelişmeler gündeme gelebilir. Tabii. Saadet Partisi'nin Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle kurmakta olduğu partiyle bir bütünleşmesi ya da bir ittifak ortaklığı daha işin başında gündeme gelebilir. Bir kısım bu bir programlarda ilk defa söylenen bir şey. Yani evet. Aldığım kulis bilgisi kendileriyle yani bu anlamda böyle bir şey düşünüyoruz demediler de bana. Ama görüşmelerin devam ettiğini yani biliyorum. İlk süreçte. Evet ilk başta böyle bir şey gündeme gelebilir. Halen bu iki ayrı oluşum bir araya gelme ihtimalini değerlendirmeye çalışıyor olabildiği kadar. İsmi çok geçen kurucular listesinde olacağı geçen isimlerin kurucular listesinde olmama ihtimali var. Daha yeni isimler öne çıkabilir. Bazı ağır abiler arkada durabilirler bu anlamda. Bu tür bir kısım hamleler olduğunu biliyorum. Davutoğlu'nun partisinin de Ali Babacan'ın kuracağı partiden daha erken olmasını, daha erken kurulmasını muhtemel görüyorum. Babacan yıl dolmadan ifadesiyle Kasım'a aralığa işaret ederken Davutoğlu cephesi de sanki Ekim, Eylül sonu, Ekim başı gibi falan ya da Ekim ortası gibi bir sürecin üzerinde çalıştıklarını biliyorum. Her iki partide aşağı yukarı programlarını bitirdiler. Hukuki çeklerini yapıyorlar. Kurucularını oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii bir üçüncü parti daha var, onu da söyleyelim. Öztürk Yılmaz'ın partisi de bu ayın 22'sinde bir toplantıyla deklare edilecek basına. Tabii Sayın Yılmaz yeni yılda kuruluş aşamasında geçeceğini söylemişti. Doğrudur parti. Ama şu anda yani bir çalışmalar yürütüyorlar. Bana da bir mesaj göndermiş Öztürk Bey, ondan hareketle söylüyorum. Yani ayın 22'sinde Ankara'da bir otelde bir toplantı yaparak çalışmalarını artık değerlendirmeye başladıklarını ve o çalışmalarını basına deklar etmeye çalışacaklarını biliyorum. Evet. AK Parti nasıl bir taktik izliyor yeni parti girişimlerine karşı? Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ifadeleri çok sert ifadelerdi. Yani ihanet dedi, ümmeti bölmek dedi vesaire. Şimdi tabii ondan sonra o süreçten sonra kesin ihraç sürecine tanıklık ettik. AK Parti MKYK'da oylandı.
soruda süreç devam ediyor. Öncelikle tabii o ihraç kararları karar olarak doğru kararlar. Yani parti tüzüğü açısından doğru kararlar. Önce onu söyleyelim. Yani dünyanın hiçbir yerinde sizin bir partiniz olacak ya da şirketiniz olacak mesela. Birisi de şirketinizin içerisinde yeni bir şirket kuracak. Size sormadan ya da sizin dışınızda bir şey kuracak. Arada bir de size nasihat edecek. Buna kimse müsaade etmez. Doğru bulmamın nedeni bu. Yani bunu kastediyorum. Evet, anladım. Ancak Sayın Davutoğlu'nun söylediği bir ifade var. Bizim şahsımıza yönelik değil, bizim ortaya koyduğumuz ilkelere itiraz ediyorlar dedi. O ilkelere itiraz etmemiş olsalar, yani eğer oysa mesele, zaten AK Parti yapar onları eğer bir itiraz alanıysa. AK Parti'nin şu anki kendi duruşundan şikayeti varsa AK Parti bunları düzeltebilir kendi içerisinde zaten. Yani ona bir engel, bir durum yok. Kaldı ki AK Parti 3 yılda bir kongrelerini yenilerken şimdi 2 yıllık süre içerisinde bu yenileme çalışmalarını yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. İşte Ömerler arıyoruz ifadesini kullandı. Tabii ona sosyal medyada verilen cevaplar daha ziyade Ömerler tamam ama Ömerleri bulacak irade üzerinde vatandaşın bir itirazı var. Yani AK Parti'ye yönelik bu anlamda itirazlar var. Ama AK Parti bildiğim kadarıyla, tanıdığım, gördüğüm bu kadar senelik işte hukukumuzla genel bir değerlendirme yapacak olursak AK Parti hücrelerini çok hızlı yenileyebilen bir parti. Dolayısıyla bu anlamda bir kısım adımlar atacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı genel itibarıyla kriz yönetmeyi sever, yani yapı olarak sever derken kriz çıksın da yöneteyim demez ama kriz yönetmeyi bilen bir siyasi tecrübesi var. Dolayısıyla öyle zannediyorum ki önümüzdeki günlerde bir kısım adımlar atacaktır. Bu adımlardan bir tanesini ben doğrusu bugün çağrılan belediye başkanları meselesini böyle bir adım olarak görüyorum. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı mesela ekonomide itirazlar var. Bunlara yönelik bir kısım adımlar atacaktır. Özellikle bizim her programda söylediğimiz işte aftır, ceza indirimidir, adalet sistemidir vesaire. Bu konuda da şu Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte gündeme gelecek olan çalışmalar sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kısım adımlar atmasını muhtemel görüyorum. Ekonomide adımlar atılacak derken Sayın Kulat? Yani ben ekonomide bir kısım kabine revizyonunu da doğrusu artık görüyoruz. Yani çok fazla dillendirilmeye başlandı. Bu tür işler dillendirilmesi çoğaldığı zaman artık bir şekilde olur. Yani öyle zannediyorum ki bir ay içerisinde Türkiye'de bu anlamda da bir kısım adımlar atılır ama bunlar ne kadar tatmin edici olur, ne kadar toplumsal karşılık bulur ve uluslararası karşılık bulur onu da göreceğiz. Çünkü uluslararası akreditasyonu çok yüksek birisi olarak Ali Babacan var karşı cephede, işte Mehmet Şimşek'in de onlarla hareket ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla yeni bir kısım isimlerle belki o alana da müdahale edilebilir. Ciddi bir kabine revizyonu konuşuluyor şu anda. Evet. Ama tabii bir adım atılmadan bizim diyebileceğimiz bir şey yok. Evet. Erdoğan erken doğuma mı zorluyor Babacan ve Davutoğlu? Davutoğlu hadisesini bir erken doğuma zorlamış oldu dolayısıyla. Hani şunu diyebiliriz. Tavuğun ya da kuluçka makinesinin yumurta karşısındaki duruşu 21 gün. Eğer 21 günden önce olursa yumurta cılk olur. Yani eğer daha fazla durur ve yumurtayı zamanında civcive dönüştüğünde çıkarmazsanız civcive orada ölür. Dolayısıyla her ikisi de doğru olmaz. Doğru zamanda doğru hamle. Herkes için önemli. Şu anda tam bir politik savaş yaşanıyor karşılıklı olarak. Herkes kendince bir hamle yapmaya çalışıyor. AK Parti de bu süreci yakından izliyor. Sayın Cumhurbaşkanı asla yani takip etmiyor değil, izliyor. Yani şu anda AK Parti'nin ağır toplarından bir sürü kişinin farklı şekilde farklı kulisler hakkında bilgi sahibi olduğunu ya da o kulislerin parçası olduğunu söyleyebiliriz. Selçuk Özdağ, AK Parti'de genel başkan yardımcısıydı. Evet. Tabii o da yine kesin ihraç talebi doğrudan muhatap olan yani kişi oldu. Yani Büyük Birlik kökenli bir siyasetçidir, evet, Selçuk Bey. Bir açıklama yaptı. Dedi ki, yani aynen aktarayım, 2020 yılı Kasım ayında bir seçim beklentim var dedi. Erken seçim bekliyorum dedi. Siz ne diyorsunuz? Yani bunu bilmek için ya da bunu telaffuz tabii etmek çok için, konuşuluyor erken seçim. Çok konuşuluyor. Meselesi. Yani şundan dolayı o, birkaç gün önceydi. Bir akşam Selçuk Bey'le de oturduk. Bu konularla ilgili bana düşüncelerimi sordu.
Yani ben de tabii o çok duyulan bir ifade. Sebebi şu. Aslında bir ara bu Kasım'da seçim olma ihtimali, yani 2019'un Kasım'ında olma ihtimali de konuşuldu. Ancak belli ki bu saatten sonra yetişmeyecek böyle bir süreç. Dolayısıyla eğer öyle bir şey olmuş olsaydı o şöyle bir hamle olarak yorumlanabilirdi. Hem Davutoğlu hem Babacan'ın partisi kurumsallaşma özelliğini yakalayamadan böyle bir seçim kararı ne getirir ne götürür ayrı mesele. Seçim kararının, genel seçim kararının en zor tarafı Cumhurbaşkanlığı'nda aynı anda oluyor olması. Asıl mesele o. Ben dolayısıyla süreç ilerledi ki erken seçim meselesinin biraz daha ötelendiği kanaatindeyim. Mart'ta yapılmaz böyle bir seçim eğer bir erken seçim kararı alınırsa. Sebebi şu, genellikle Mart seçimleri iktidar partisinin aleyhine olmakta. Bunun değişik nedenleri var. İşte vatandaşın kıştan yeni çıkmış olması, ekonomik zorlukları vesaire. Genellikle sonbahar seçimleri iktidarların daha çok tercih ettiği bir seçim türü olabiliyor. Kasım'da bu düşünülebilir, 2020 Kasım'da. Ancak buradaki iki sorudan birisi şu, Sayın Abdullah Gül'e erken seçim olur mu size göre diye sorduğumda olmaz ifadesini kullanmıştı Abdullah Bey. Sebebi şuydu onun açısından, Tayyip Bey niye tutsun da elindeki Cumhurbaşkanlığını bıraksın dedi. Bu önemli bir şeydi. Önce bu bir. İki, Cumhuriyet Halk Partisi en azından erken bir seçimi istemez. Sebebi şu, yani belediyeleri yeni almış. Bu yeni almış olduğu belediyelerde bir rüştünü ispatlama gayretine girer. Ama 2020 sürecinde artık toplumsal beklenti ne hale gelir, yeni kurulan partiler anketlere nasıl yansır, onları göreceğiz. Tabii ekonomi konusu da. Tabii yani ekonomi, olması. Sosyal konular vesaire. Bunlara bağlı olarak çıkabilecek süreç önemli. Tabii yeni parti kuran kişiler açısından da seçimsiz süreçte siyaseti yapmak çok zordur. Evet. Yani çünkü politikalar üreteceksiniz, ürettiğiniz politikaların basında yer alma ihtimali kurumunuz olmadığı için çok kolay olmayacak. O yüzden sordum aslında, erken doğmam zorluyor Erdoğan. Tabii yani erken doğma zorluyor. Evet. Çok konuşulan bir konuydu. Selçuk Özden bir açıklaması daha var. Ona yakın milletvekili şu anda bizde hareket ediyor diyor. Yok öyle bir şey. Yani Selçuk Özdağ'ı tekzip etmek için söylemiyorum. Evet, başka bir şey için söylemiyorum. Hayır, ben şunu söyleyeyim. Ben rozetli milletvekillerinin bu süreç içerisinde onlarla beraber hareket etmesini tekzip etmek için söylemiyorum. Evet, başka evet. Bir şey söylüyorum. Ben rozetli vekillerin, rozetli vekille şunu kastediyorum Eray Bey. Yani bir partinin rozetini taşıyorsa, evet. Başka yere gitme, bağımsız bir iki milletvekili geçebilir. Yani ayrı mesele. Hı hı. Ama bunun dışında geçmez. Hele hele iktidar partisinin milletvekili çok sıra dışı bir şey olmadıysa niye geçsin ki? İktidarın nimetleri var yani. Hem kendisi hem seçmeni için yeni seçilmiş. Ben de Sayın Özdağ bu soruyu sormak isterdim. Yani onun için çok onu mümkün görmüyorum. Ama şunlar oluyor, onu söyleyeyim. Şunlar oluyor, bunlar hep olur. Yani ANAP'ın kuruluşunda da oluyordu. AK Parti'nin kuruluşunda da oluyordu. Şimdi vekiller ya doğrudan ya dolaylı yeni kurulacak partilerde kendilerine göre bir gelecek görürlerse oralarla kontağa giriyorlar. Ama bu kontağın sonunda mesela bir AK Partili milletvekili Cumhurbaşkanı onu çağırsa ve dese ki yani işte falan kişi sen niye görüştün falanlarla niye görüşüyorsun dese çoğunlukla bu şöyle biter onu söyleyeyim. Yani kimse gönül koymasın ama efendim ben onları deşifre etmeye çalışıyordum gibi bir ifade kullanırlar. Bunlar geçmişte başkalarının yapmasından hareketle söylüyorum. Yoksa kimseye itham için söylemiyorum. Genelde öyle olur. Ama gelecek umut eden, vaat eden siyasi oluşumlar mevcut vekiller tarafından yakından izleniyor. O kesin yani. Onu söyleyeyim. Bürokratlar tarafından yakından izleniyor. Bunu nereden biliyorsun? Beni çağırıyorlar, soruyorlar. Oradan biliyorum. Yani çok başka bir şey söylememe gerek yok. Herkes merak ediyor. Yani o şansları nedir falan diye. Evet. Mesela bizim ısrarla bir anket yayınlamamız konusunda çok ısrarlılar bu konuda. Ama yapmadık şu ana kadar. Ben şu aşamada yapılan anketin çok umut verici bir sonuç doğurmayacağı kanaatindeyim. Sebebi şu, iki neden var. Yani bir kere bu partiler doğmalı önce. Önce evet. Bir doğmalı. Ya biz bunların bir tüzüğünü az çok bir görmeliyiz. İnsanımız açıp eline hiçbir partinin tüzüğünü baştan sona okumaz ama bir duruş yeri de görür yani kendince. Bir de kimler var yanlarında onları bir görmek ister. Onlara bağlı olarak da bu duruş ortaya çıkar. Yani şimdi herkes AK Parti'yi konuşuyor ama mesela ben Sayın Abdullah Gül ve Babacan Hareketi'nin önemli isimleriyle yapmış olduğum görüşmelerde
çok da hedefin AK Parti olmadığı kanaatindeyim. Ben başka partilerin hedefe alındığı kanaatindeyim. Bir diğer önemli noktada evet bu iki partinin Türkiye'de 52.4 ile kazanılan bir cumhurbaşkanlığı için çok kritik olduğunu biliyorum ama niye öbür mahalleye geçeceğini düşünüyoruz ki? Belki de bu mahallede kalırlar, öbür taraftan oy bölerler. Yani diğer partilerin zeminleri çok mu sağlam? Diğer partilerde de eğer bunlar çok iyi bir politika oluştururlarsa, mesela İYİ Parti'den, mesela CHP'den... İYİ Parti meselesi özellikle yani. Çok konuşuluyor. Yani mesele sadece İYİ Parti değil. Yani AK Parti kulislerinde hep konuşulan bir konu. Yani İYİ Parti'den, AK Parti'den milletvekili onlara geçmez ama İYİ Parti'den geçebilir. Geçebilir. İYİ Parti'den geçebilir. Yani var. CHP'den geçebilir. MHP'den geçebilir. Şimdi bakın Eray Bey, ben öyle zannedildiği gibi 5 kişi, 10 kişi, 50 kişi falan filan beklemiyorum. 3-5 insansa bunlar bir nedenden dolayı geçebilir. Evet. Yani kendi şehrinde de partisinin politikaları oradaki il yönetimiyle, belediyeyle, bilmem neyle sorun yaşar adam. Bir çıkış kapısı olarak onu görebilir. Yani bunlar hep mümkün şeyler, onu demek istiyorum. Evet, evet. Ancak tabii önümüzdeki dönemin önemli meselelerinden bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanacak. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Hı hı. Yani acaba Abdullah Gül geçmişte olduğu gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanı adayı mı düşünülüyor? Ekrem İmamoğlu ki toplumsal karşılığı işte İstanbul seçimlerinde gördük, ciddi bir karşılığı var. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu mu olacak? Son Cumhurbaşkanı adayı ki son 40 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'ni %35 bandına taşıyabilmiş, 25'ten 35'e taşımış tek adam diyebileceğimiz Muharrem İnce mi olacak? Kim olacak? Veya yeni bir isim mi olacak? Bunlar da önümüzdeki siyasette eğer ufukta bir seçim görülürse bu taş dengeler açısından çok önemli konular haline gelecek. Tabii. MHP'nin yaklaşımı nasıl? Bugün yapılan bir açıklama da vardı. Ölü doğacaklardır diye. Yeni parti girişimleri ile yani ilgili. Yani şöyle, tabii o bir temenni midir, bir dilek midir yoksa gerçekten bir stratejist değerlendirme midir onu bilmiyoruz. Ama mesela aynı kişiler İYİ Parti doğduğunda da %1 bile bunlar oy alamaz falan diyorlardı. Ben bunlar MHP'yi ortadan ikiye böler dediğimde bana attıkları tweetler var. O açıklamaları yapan arkadaşların hiç de öyle olmadığını gördük. Tam ortadan ikiye bölündü. Yani sonuç itibarıyla doğan hadiselerle ilgili Anadolu'da güzel bir tabir var Eray Bey. Doğmamış çocuğa don biçmek denir. Bir doğsun bir görelim beraber. Anladım. Peki MHP'nin yaklaşımı nasıl olacak? Yani MHP'nin yaklaşımı şu. MHP şu anda bir iktidar ortağı. Adı konmamış bir iktidar ortağı şu anda. Yani evet MHP hiçbir iktidar ortağının talep etmediği şekilde bir şey istemiyor bilmem ne yapmıyor falan ama sonuç itibariyle şöyle iktidar ortağı. Belediyeleri var. Var olan bu belediyelerin hizmet alması iktidar imkanları açısından daha kolay. Bunun dışında MHP'nin de ispatı vücut edebilmesi açısından elinde bir hükümet var. Yani şu anda MHP'nin ülke ocaklarından herhangi bir arkadaşın devletin dairelerinde muhatap olduğu ilgi, alaka ki böyle olmasın diye söylemiyorum. Kesinlikle de olmalıdır. Yani eğer iktidar ortağıysa ve Cumhur İttifakı da iktidardaysa bundan daha anlayışlı da bir şey olamaz. Onu da belirtmiş olalım. Gördüğü itibar AK Parti gençlik kollarındaki bir arkadaştan daha az değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hı-hı. Doğru da buluyorum. Yani iktidar ve iktidar ortağı açısından da doğru buluyorum. Onu da söylemiş olayım. Yani ama dolayısıyla bu iktidar nimetlerinin, iktidar imkanlarının seçmene ulaşması anlamındaki imkanlardan bahsediyorum. Bu imkanların elde edildiği bir ortamda MHP'nin duruşu zaten belli. AK Parti güvenlik ağırlıklı politikalar inşa ettikçe MHP'nin söylemleri konusunda zaten bir sorun yok. MHP ile beraber olmaya devam eder. Evet. Yeni parti konusunda biraz önce de söylediniz Sayın Kulat. Yani şimdi bazı anket firmaları yayınlıyorlar. Yani oy oranlarını işte AK Parti 130'lara geriledi. İşte Davutoğlu %6 alacak, Babacan %9 alacak. Yani böyle irili ufaklı birçok anket firmasının şimdiden sonuçları yayınladığını görüyoruz. Ya Eray Bey bizim piyasada, bizim alanda çok böyle firma yok. Yani birkaç firma var. Yani ciddi sahada iş yapan. Sonuç itibariyle arkadaşlar tabii bir emeğin sonucu olarak bir çalışma yapıyorlar. Hangi örneklemi kullandığı, hangi firma onu ben bilemem. Evet. Ama kendi firmam açısından söylüyorum. Bugüne kadar tecrübemiz bize şunu gösterdi. Etek kemiğe bürünmemiş yeni oluşumlarla ilgili ölçümleme bize göre çok sağlıklı olmaz. Ama vatandaşa
yeni bir partiye ihtiyaç var mıdır diye sorduğunuzda, ki bunu biz şirketimiz kurulduğundan bu yana 3 ayda bir soruyoruz. Türkiye toplumunun 1/3'ü, bazen birazcık artıyor, bazen birazcık azalıyor, yeni bir siyasi partiye ihtiyaç duyuyor. Ama bu yeni parti kiminle temsil edilecek, politikanın neresinde duracak, bunları göreceğiz. Yani bu politika sonuç itibariyle insanımızın hangi derdine, hangi sadrına şifa olacak, bunu önümüzdeki günlerde görmemiz lazım. Bunları görmeden çıkan anketler daha çok spekülatif olmak durumunda. İster istemez arkadaşlar böyle bir şey yapıyorlar anlamda söylemiyorum, kimseyi itham için söylemiyorum, ama gerçekten sahayı görebilmeniz açısından sahadaki insanların sonucu okuyor olması gerekir. Yani bir parti kurulacak, evet falan adam gerçekten iyi adam, parti kursa çok iyi olur, tamam güzel, ilk bakıyorsunuz. Bakın 2002 yılında Türkiye'de maliyeyi, ekonomiyi elinde tutan Abdülhatif Şener vardı ve parti kurdu. Ama o günkü konjonktürde Abdülhatif Bey'in şansıyla ilgili bir konu değil bu, şahsıyla da ilgili bir konu değil. Konjonktürde yeni bir siyasi parti ihtiyaç yoktu. Kurdu parti ve parti tutmadı. Yani hangi zeminde kurmanız önemli, hangi şartlar altında kuruyor olduğunuz önemli. Kurduğunuz partiyi siz kurduğunuzda karşınızdaki rakiplerinizin alacağı pozisyon da burada çok çok önemli. Yani siz o boşluğu ne düzeyde dolduruyorsunuz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, güneşli bir hava, sizin de güzel bir lambanız var. Yani kimse lambanıza itibar etmez. Hava güneşli zaten, açık hava. Ne yapacak adam, lambanızı alıp ne yapacak? Ama karanlık bir hava, elinizde de sadece bir çıra var. Çok muteber bir şeydir o anda o çıra. Yani bir kibrit bile çok anlamlıdır. Zindan gibi bir karanlık yerde bir anlam ifade eder. Hangi şartlarda çıkıyorsunuz? Topluma ne veriyorsunuz? Hangi düzeyde veriyorsunuz bunu? Ve toplumun hangi ihtiyacını göreceğinize toplumu inandırıyorsunuz. Yanınızda kimler var? Önemli noktalardan bir tanesi, siz yerli bir hareket misiniz? Yani milli bir hareket misiniz? Siyasi parti kuranlar FETÖ konusunda ne düşünüyorlar? PKK konusunda ne düşünüyorlar? Bir sürü insanı şehit vermiş bir toplumda sizin duruşunuz nerede? Hangi söylemle çıkıyorsunuz toplumun karşısına? Bütün bunları üst üste koyduğunuzda oluşturduğunuz politikalar önemlidir. İnsanlara bazı şeyleri söylemeniz gerekmez Eray Bey. Siyasi partiler kurulduğunda insanlar fotoğrafa bakarlar. Bizim toplum çok okuyan bir toplum değil maalesef. Çok büyük tüzükler hazırladınız, uzun uzun konuşmalar yaptınız. Ona bakmaz adam. Biz 140 karakterli bir tweet atıyoruz. Bakıyorum tweetin başını okumuş, devamını okumamış. Benim yazdığımın tam tersine bir şey anlamış. Niye? Çünkü bizim insanımızın aklı gözünde çok fazla derecede böyle bir toplumuz biz maalesef. Çok okumayan bir toplumuz. Dolayısıyla toplum o gün verdiğiniz fotoğrafa bakar sizin. Kim var yanınızda? Oradaki insanlardan 10 tanesi çok iyidir de bir tanesi çok çürük bir elmadır. Sizin 10 kişiyi götürür. Siyasetin matematikten en önemli farkı şudur. Matematikte işte 3 yanlış bir doğruyu falan mı diyorlar üniversite imtihanında? Öyledir değil mi? 3 evet, yanlış. 3 evet. Yanlış bir doğru. Siyasette bazen 1 yanlış 4 doğruyu götürür. Bazen götürür yani. Onun için bunları iyi görmek lazım. Şu anda mesela hükümet içerisinde itiraz edilen isimler var. 1-2 tane isimde yapacağınız değişiklik çok şeyi değiştirebileceği gibi geri kalanlarını değiştirip o birkaç kişiyi değiştirmezseniz yine bir değişiklik yapmış olmazsınız. Duruşunuz çok çok önemli. Verdiğiniz fotoğraf önemli. Verdiğiniz mesaj önemli. Bazen bir cümle kullanırsınız, yıllarca karşınıza getirilir, konulur. Evet. Aklıma şimdi güzel bir söz geldi, Demirel'in sözü. Meseleleri mesele yapmasanız mesele kalmaz. Evet, güzel. Davutoğlu ile Babacan niye birlikte hareket etti? Aralarındaki soru, son aslında Babacan'a bu soru soruluyor. Tabii Davutoğlu'nu sormuştu, bilmiyorum demişti. Evet. Babacan'a bu soru sorulduğunda siyaset anlayışımız farklı diyor. Şöyle, ben de farklı olduğunu düşünüyorum. Yani Babacan hareketinin teknik direktörü niteliğinde olan, yani en azından şu anda basında öyle yer alan 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e sorduğumda, kendisiyle konuştuğumda birden fazla kere, bütün konuşmalarımda Davutoğlu'nun politikalarından farklı bir yerde durduklarını ifade etti. Davutoğlu'na gelince şöyle, Davutoğlu daha böyle muhafazakar zeminde bir politika öngörürken Orta Doğu ağırlıklı, kendisinin stratejik derinlik diye ifade ettiği alanda kurgulu bir politika önerirken Sayın Babacan'ın ve Sayın Abdullah Gül'ün politikası daha böyle ufku, hedefi, alanı batıya çevrili bir politika gördüğünü söyleyebiliriz. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Yani onu herkesin bilmesi gerekir. Bunların her ikisini AK Parti kendi bünyesinde toplamış olabilir ama
bunların birinin diğerini yanına alması çok mümkün olmayabilir. Ben şu aşamada Davutoğlu hadisesinin Saadet Partisi'ne daha yakın bir duruşta olduğunu söyleyebilirim. Evet, yani biraz önce söylediğiniz şey de aslında çok önemli bir şey, ilginçti yani. Ve önemliydi. Yani şu anda Sayın Temel Karamoğlu kuruluş döneminde. Tabii Sayın Temel Karamoğlu yaptığımız programlarda siz şunu da söylemiştiniz. Yani seçimlere doğru Saadet Partisi'nin, Davutoğlu'nun ve Babacan'ın kuracağı partinin bir birleşme süreci tabii olabilir öyle demiştiniz. Şöyle, şartlar zorladığında zor oyunu bozar politikada. Evet. Zorluklar yeni ittifakları bir araya getirir. Yani dün MHP'nin AK Parti'ye karşı duruşu, AK Parti'nin MHP'ye karşı duruşu malum. Devlet Bey'in Tayyip Bey için, Tayyip Bey'in Devlet Bey için kullandığı cümleler de malum. Ama bir zorunluluk ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı doğmuştur. Yine aynı şekilde İYİ Parti ile CHP'nin ve HDP'nin ortaya koymuş olduğu destek de ilginç bir destektir. Aynı anda oy verebilmiştir. Hatta İstanbul seçimlerinde bize göre matematiksel olarak MHP tabanından da Ekrem İmamoğlu oy alabilmiştir. En azından kendisi de böyle düşünüyor. Dolayısıyla bu kadar zıt grupları bir araya getiren şartlar oluşabiliyor. Politikada 24 saat uzun zamandır. Şartlar yeni şeyler çıkarabilir insanların karşısına. Olabilir diyorsunuz. Evet. Peki Abdullah Gül tabii öne çıkmayacak diyorsunuz ama Cumhurbaşkanı adayı, yani Babacan'ın kuracağı partinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı söyleniyor, konuşuluyor. Yani sadece öyle değil. Abdullah Bey bir tek Ali Babacan'ın kuracağı partinin referansıyla ya da sadece onun adayı olarak çıkmaz. Biliyorsunuz daha önce de muhalefetten kendisine son seçimde teklif geldiğinde bir ittifakın adayı olarak çıkması önemliydi. Orada Sayın Meral Ateş'in ortaya koymuş Meral Hanım'ın ortaya koymuş olduğu fotoğrafla birlikte evet. Durum değişti yani. O ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. Evet. Biliyorsunuz Meral Hanım kendisi aday olunca o süreç içerisinde durum değişti yani. Eğer orada Meral Hanım kendisi kalkıp da aday olmamış olsaydı büyük oranda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı şey olabilirdi yani Sayın Abdullah Gül olabilirdi. Evet. Saadet Partisi son ana kadar onun mücadelesini verdi. Ama Meral Hanım aday olunca CHP de aday çıkarmak durumunda kaldı. CHP aday çıkarınca dolayısıyla HDP de aday çıkarmak durumunda kaldı. HDP'nin çıkardığı yerde işte Temel Bey de aday oldu ve sonuç itibarıyla parçalı blok ortaya çıktı ve karşısında da tek isim bu şekilde ortaya çıktı. Yani farklı denklemler ortaya evet, şartlar, mesela orada eğer Meral Hanım'ın yani İyi Parti'nin bu konuda bir iradesi ortaya çıkmış olsaydı bambaşka bir fotoğraf ortaya çıkabilirdi. Evet. Babacan'ın yakınındaki isimler ve Davutoğlu'nun yakınındaki isimler çok konuşuluyor. Tabii şu anda isimler şöyle, çok telaffuz edilmiyor ama. Şöyle bu isimlerden bazılarının ismi çok yoğun geçmekle birlikte yaptığım görüşmelerde bu isimlerin geri adım attığına şahit oldum. Önce onu söyleyeyim. Birkaç tane. Aslında önemli bir şey söylüyorsunuz. Önemli, geri tabii. Adım atanlar da var diyorsunuz. Tabii tabii var. Bu ama hep olur. AK Parti'nin kuruluşunda evet. Da Sayın Meral Akşener biliyorsun adaydı. AK Parti'nin kurucular kurulu arasında vardı ama sonra geriye çekilmişti. Şu anda da ben siyasetin ağır toplarından, AK Parti'nin önemli isimlerinden birkaçıyla yapmış olduğum görüşme ama özel olduğu için onları paylaşmayayım. Yüz yüze hem de bu görüşmeler oldu. Evet. Bakanlık yapmış isimler bunlar. Bu isimler AK Parti'nin çizgisinde halen devam ettiklerini ifade ettiler. Birkaçının da zaten basına da yansıdı. Yani isim de burada söyleyebiliriz basına yansıdığı için. Mesela Hüseyin Çelik, mesela Ertuğrul Günay isimleri evet, şu anda kendilerinin yeni partinin içerisinde olmadıklarını, en azından şu an için olmadıklarını, AK Parti'nin de istifa etmediklerini ifade ettiler. Başka isimler de biliyorum bu konuda. Tabii yeni kurulma aşamasında herkesin kendine göre beklentisi olur bu siyasi oluşumlarda. Bu beklentilerin karşılanma sürecine bağlı olarak bu durum değişebilir, onu da belirtmiş olalım. Evet. Yeni hükümet sistemi, tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisindeyiz. Davutoğlu ve Babacan'ın, Gül'ün bu konuda özellikle söyleyecekleri şöyle çok işte, tartışılıyor. Bu soru sorulduğunda Babacan yani net tekrar biz parlamenter sisteme dönmeliyiz şeklinde bir ifade kullanmadı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle,
tekrar eskiye dönmeyi kabul etmemekle birlikte bu sistem tartışmasının tarafı olacaklarını düşünüyorum. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem diyebileceğimiz yeni bu sistemde oluşabilecek konuların da bazı yaşanan sıkıntıların da giderilebileceği bir proje üzerinde çalışacaklarını düşünüyorum. Şöyle söyleyebiliriz. Yeni kurulacak partiler birinci sıraya özellikle Babacan'ın partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem söylemini öne çıkaracak. Bunun dışında özgürlük alanları öne çıkaracak. Adaletle birlikte özgürlük alanı öne çıkaracak. Ekonomi konusunda çok sistemsel bir söylem geliştirilecek ve bu işi biz biliyoruz ve çözeriz denilecek. Şimdiki yönetimde iyi çözemediği ifade edilecek. Bunun dışında Türkiye'de daha çok AK Parti'ye en önemli itiraz alanı, herkesi birden bu itirazı yapıyorlar. AK Parti'nin bazı ailelerin parti içerisinde ya da bürokrasi ya da devlette çok etkin hale gelmesinin rahatsızlığını önümüzdeki günlerde yoğun bir şekilde ifade edeceklerini söyleyebiliriz. Yani politika bu alanlar üzerine yoğunlaşacak gibi görünüyor. Evet. Bu konuda aslında oldukça önemli. Sayın Kulat, yani son 2-3 dakikamız kaldı. Evet. Eğer sizin de ekleyeceğiniz şeyler varsa onları yani şöyle, tabii biz yoksa yavaş yavaş bitireceğiz. Biz şimdi kamuoyu araştırma firmaları olarak hem toplumun nabzını tutuyoruz hem de siyasilerin bize düşüncelerimizi sordukları yerlerde onlarla bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Aslında sadece biz onlara düşüncelerimizi gidip anlatmıyoruz. Biz de onların kanaatlerini anlamak istiyoruz doğal olarak. Evet. Çünkü araştırma firmaları için seçimlerin olmadığı dönemler önemli birikimlerin oluşturduğu dönemler. Ben işte son bir hafta içerisinde ağırlıklı olarak bu sefer öyle denk geldiği için söylüyorum. Bir de aynı alana yoğunlaşayım diye CHP'nin önemli kurmaylarıyla görüşme imkanı buldum. Yani işte İstanbul Belediye Başkanı, Ankara Belediye Başkanı, Mansur Yavaş vesaire gibi yani çok isim. Ama bir taraftan da işte Sayın Abdullah Gül ve arkadaşlarını, Sayın Babacan ve arkadaşlarını ve yine Sayın Davutoğlu ve arkadaşlarını yakından izlemeye çalışıyoruz. Onlar da bizi anlamaya çalışıyorlar. Yani bizi derken bizim sokaktan gördüğümüzü duymak istiyorlar. Sokağın dilini anlamak istiyorlar. Önümüzdeki süreçte bizim mesleğimiz açısından da çok hareketli bir süreç. Şu anda zaten devam ediyor. Bu da işleyecek öyle görüyorum. Siyasetçiler, yeni kuranlar ya da eski kuranlar milletin sesine kulak verirlerse demokrasi budur yani. Sonuçta millet ne diyora bakmak gerekir. Sizin ürettiğiniz kendi çözümleriniz bir anlam taşıyor olabilir ama milletin beklentisi ondan farklı bir şeyse yaptığınız şey başarılı olmayabilir. Millet ne diyora herkesin bakması gerekir. Bu anlamda hani kamuoyu araştırma firmaları başta olmak üzere gazeteciler, düşünce insanları, fikir insanları dikkate alınmalı. Türkiye'de siyaset kalite yakalamalı. Eğer bunlar yapılırsa siyaset kaliteli olur. Aksi takdirde siyaset yani ötekileştirilen toplumla zaten çok sert geçen, zaten çok ağır geçen, insanların mutluluğu değil mutsuzluğu üzerine kurgulu siyasi söylemleri artık terk etmek, bırakmak gerekiyor. Dünya bıraktı bunları. Yani artık Türkiye'nin de kendi asli meselelerine dönmesi gerekiyor. Türkiye'nin başka sorunları var herhalde. Türkiye'nin çok ciddi dağılmakta olan bir aile sorunu var. Türkiye'nin bir adalet sorunu var. Türkiye'nin hızla çoğalan ahlaki bir erozyon sorunu var. Her anlamda söylüyorum bunu. Türkiye'nin çok ciddi bir eğitim sorunu var. Türkiye'nin kültür sorunu var. Türkiye'de son 20 yılda, 30 yılda yetişmiş ciddi sanatçı, ciddi bir düşünce adamı sorunu var. Herkesin buna kafa yorması gerekiyor. Yani herkes gençliğin sorunu falan diyor da, yani gençliğin zaten sorunları var ama ya büyüklerin de çok sorunu var, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani gelecek gençliğimizdir diyorlar. Bugünümüz de var ya, yani bugünümüzü de bir görmek lazım. Türkiye'nin bu sorunlarını aşabilmesi adına siyaset kurumunu temsil eden herkesin, her renkten herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ötekileştirmeden toplumu kucaklaması gerekiyor. İnşallah hayır olur diye düşünüyoruz. Evet, Sayın Kulat teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli katkılarınızdan dolayı. Değerli izleyenler, Başkent Kulisi'nin bu hafta da sonuna geldik. Bir sonraki hafta yine çarşamba günü saat 21.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.